Yaşayan fosiller. Merhabalar. Bugün 290 milyon yıllık bir amfibiyan fosiliyle karşınızdayız. Permiyen dönemine ait bir fosil bu ve Almanya'da bulunmuş bir fosil. Amfibiler evrimciler tarafından sürekli ara geçiş formuymuş gibi lanse edilen ve dünyada yaklaşık 6022 değişik türü halen yaşamakta olan bir canlı grubunu oluşturmakta. Amfibi denmesinin özelliği şu, Ömürlerinin bir kısmını suda, bir kısmını da karada geçiriyorlar. Bundan dolayı da hem suda hem de karada yaşadığından dolayı... ...bu canlılara sanki bir ara geçiş formülmüş muamelesi yapmaya çalışıyorlar evrimciler. Halbuki insanoğlunun unutmaması gereken çok önemli bir şey vardır. İnsan bu dünyada birkaç bin, yüz bin yıldır var. Fakat canlılar milyarlarca yıldır, özellikle bakteriler milyarlarca yıldır var. İnsanoğlu sonradan gelip geçmişine fosillerle bakıp ve canlılarına şu an inceleyip canlıları sınıflandırıyor. Onlara isimler veriyor. Su canlısı, kara canlısı, hava canlısı vesaire isimlerde de bulunduruyor. İnsanoğlu isim verdiği için bir canlının yani illaki bir ara geçiş formu olması veya o canlının değişebilen bir canlı olması yani evrim geçiren bir şeymiş gibi ima ediyorlar. Sanki öyleymiş gibi olmasına hiç gerek yok. Bu insanoğlunun bir sınıflandırması ve gerçekten bilimsel olarak incelediğimizde amfibiyenlerin bugün 290 milyon yani ta dinozorlar çağından günümüze kadar yaşamakta olan ve hiçbir türünde hiçbir şekilde evrim ve değişiklik olmayan bir tür. Çok net bu çünkü bütün fosilleri incelendiğinde Stephen Jay Gould'un da söylediği gibi başka bir türe doğru giden bir fosil çizelgesi yok. bize e, sadece fosiller gösteriyor. O halde biz geçmişle günümüzü kıyasladığımızda asla ve kata bir canlının başka bir canlıya dönüştüğünü yani bir balığın bir karadaki bir canlıya dönüştüğünü görmüyoruz. Amfibi amfibi olarak yani embriyolojik safhasından ergenlik safhasına kadar tüm yaşamını birazını suda birazını da karada yaşayabilecek şekilde Allah tarafından yaratılıyor ve yaşamına bu şekilde devam ediyor. İnşallah. Çünkü başka türlü bir yaşam formu, yaşam merhalesi, başka bir dönemi vesaire başka bir canlı grubuyla bir benzeşmesi yok. Bu canlıların özellikleri o. Mesela karada da yaşayıp havada da uçabilir bir canlı. Bir canlı denizin dibinde yaşar. Mesela Ağustos böcekleri sürekli toprağın altında kalıyor 17 yıl boyunca ve bir kere karayla tanışıyorlar, yeryüzüyle tanışıyorlar. Ama ...hem toprağın içinde kuluçka dönemine geçiriyor... ...hem de havada uçabiliyor. O zaman o da... yani ...solucanla kuşlar arasında ara geçiş formu mu diyeceğiz? Böyle bir şey diyemeyiz. Dediğim gibi canlılar zaten varlar... ...ve Allah inşallah onları... ...kendi has özellikleriyle... ...bir anda... ...zaman skalasında... ...kendi zamanları geldiğinde... ...bir anda ve eksiksiz ve tam olarak yaratıyor. Daha sonra onlar yaşamlarına... ...hiç başka bir türe dönüşüm geçirmeden... ...devam ediyorlar. Evrimcilerin sadece başka canlılara benziyor diye benzerliklerini konu alarak bunları sanki bir bilimsel delilmiş gibi göstererek bu ara geçiş formudur demelerine asla inanmayınız.